dünyayı kucaklayan sevgi seli Mevlana. Şu altınları çamura atın. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Kötü yaratılışlı kişiye ilim ve fen öğretmek, yol kesen eşkıyanın eline kılıç vermeye benzer. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Mevlana Celaleddin Rumi. 13. yüzyılda yaşamış bir alim olan Mevlana Celaleddin Rumi, hoşgörüsü ve insan sevgisiyle tüm insanlığa örnek olmuş, yazdıkları ve söyledikleriyle yüzyıllar ötesine ulaşabilmiştir. O her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklamasını bilmiş, İnsanlığın hoşgörü ve sevgi sembolü olmuştur. Bugün hala düşünceleri yaşamakta, insanlığa yol göstermektedir. Savaşların yaşandığı 21. yüzyıl dünyasında Mevlana hoşgörüsüne tüm dünyanın ihtiyacı vardır. Konya'dan dünyaya asırlar boyu dalga dalga yayılan, ümitsizliğe kapılanlara yine de gel, yine de gel, ne olursan ol, yine de gel diyerek sevgiyle seslenen Mevlana'nın bugün özellikle Amerika, Kanada, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde çok sayıda seveni vardır. İşte insanlığa ahlakı, ilmi, sevgiyi öğreten Mevlana'nın hayatından ders alınması gereken bir olay. Günlerden bir gün, dönemin sultanı Mevlana'ya bir miktar altın göndermişti. Mevlana'nın öğrencilerinden biri altınları alıp Mevlana'ya verince, Mevlana öğrencisine döndü ve "Beni gerçekten seviyorsanız bu altınları dışarıdaki çamurun içine atınız." dedi. Öğrencisi Mevlana'nın bu isteğini hiçbir soru sormadan yerine getirdi. Bu olayı gören bazı kimseler altınları toplamak için hiç vakit kaybetmeden çamurun içine daldılar. Adamların elbiseleri, yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Mevlana öğrencilerine onların bu hallerini göstererek, "Bu altınlar şu gördüğünüz insanların elbiselerini kirlettiği gibi bizim de kalbimizi kirletir. Bunun için dikkat edilmesi gereken nokta hırs yapmadan kanaat üzere bulunmaktır. Gerçek zenginlikse ilim ve güzel ahlak sahibi olmaktır." buyurdu.